Hepinize merhaba. Bu videomuzda pastel boyaya nasıl başlayabiliriz? Pastel boya resimler yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız var? Ve bu malzemeleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Kısaca bunları sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle bir pastel boyamız olması gerekiyor. Çok farklı markalarda, farklı çeşitlerde pastel boyalar var. Bunlardan herhangi birisini temin edebilirsiniz. Ben genelde Faber-Castell'in 18 renkli pastel boyasını kullanıyorum. Pastel boyalar iki çeşittir arkadaşlar. Bir yağlı pasteller, bir de kuru pasteller olmak üzere. Bizim kullandıklarımız ağırlıklı olarak yağlı pastel boyalardır. Burada zaten bu yazar, üzerinde yazar. Bir de kuru pasteller var. Bu kuru pastel boyalar daha farklı yerlerde kullanılıyor. Örneğin şunlar kuru pastel boyalar. Bende bunların kalem şeklinde olanları var. Tebeşir şeklinde de bu yağlı pasteller gibi satılan modelleri var. Biz bu aşamada yağlı pastelleri kullanacağız arkadaşlar. Bunun dışında pastel boya yapacağımız bir resim kağıdına ihtiyacımız var. Bu kağıtlarda da kağıdın pürüzsüz olmasına dikkat etmeliyiz. Bazı kağıtlar dokuludur. Özellikle sulu boya kağıtlarını dokulu üretirler. Yine bazı resim kağıtları ince, kalın ve orta olmak üzere farklı dokularda yapılır. Pastel boya için en ideal kağıt türü düz olanlarıdır. Çünkü dokulu kağıt kullanırsak aralarında pastel boya kalacağı için düzgün bir dağılım sağlayamayız. Kullandığımız resim kağıdının kaliteli olmasına dikkat edin. Kalın olursa iyi olur. Çok ince olmamalı. Ben genelde Kanso'nun 200 gram resim kağıdını kullanıyorum. Bu kağıt öyle bir kağıt. Ama bunun dışında elinizde hangi kağıt varsa onu da kullanabilirsiniz. Yine pastel boya yaparken gerekli olan bir başka malzeme de kağıt bant. Buna maskeleme bandı da deniliyor. Farklı kalınlıklarda olabilir. Çok kalınlarını tercih etmenize gerek yok. Fazla para vermiş olursunuz. Normal kalınlıkta 1-1,5 cm, 2 cm kalınlığında olanlar da bize yetebilir. Bu bant ne işe yarıyor? Bununla kağıdımızı zemine tutturmamıza yarıyor arkadaşlar. Boyamızı yaparken ve daha sonra göreceğiz diğer videomuzda. Renk karışımlarını elde ederken kağıdımızın yanlışlıkla yırtılmasını, buruşmasını ya da kaymasını engellemiş oluyoruz. Bir de bu maskeleme aynı zamanda bakın şurada kenarların bu şekilde düzgün beyaz çıkmasını sağlıyor. Bu da resmimizin daha güzel görünmesini sağlıyor. O nedenle bu bantı kullanıyoruz. Bantınız yoksa da bantsız yapabilirsiniz ama biraz daha dikkatli çalışmanız ve kağıdı kaydırmamanız gerekir. Ya da sadece köşelerinden de bantlayabilirsiniz kağıt kaymasın diye. Ben genelde bu şekilde kullanıyorum. Ve böylece resmimi bitirdikten sonra kenarları düzgün beyaz görünüyor. Ayrıca pastel boya çalışmalarımızda bir de peçeteye ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Kağıt havlu kullanabilirsiniz bunun için. Tuvalet kağıdı kullanabilirsiniz. Sanat ve hobi malzemesi satan kırtasiyelerde bulabileceğiniz böyle kağıt kalemler vardır. Bunlar da boyaları dağıtmak için kullanılır. Ama biz bunun aynısını peçeteyle de yapabiliriz. Bunun yaptığı işin aynısını. Biraz sonra onu size göstereceğim zaten. Ayrıca pastel boya yaparken zorunlu değil ama küçük detayları daha rahat yapabilmemiz için örneğin ağaç dalları, yapraklar gibi böyle bir kömür kalem de kullanabilirsiniz. Yine bazen doğrudan resmimizi boyayla yapabiliriz. Bazen ön taslak çizimi yapabiliriz. Eskiz çalışması. Onun için kurşun kalem kullanabilirsiniz. Bir de pastel resimlerimizde bazen beyaz kullanmamız gerekir. Örneğin yine şu resimde olduğu gibi buradaki kar taneleri gibi. Bunun içinde beyaz pastel boyamız var ama arkadaşlar beyaz pastel boya tamamen bu şekilde örtücü olmaz. Bunu kullandığımız yer genelde şu tarz yerlerdir. Tonlama yapmak için. Beyaz pastel boya diğer boyanın üzerine yaptığımızda o boyanın rengini açar. Tamamen kapatmaz. O yüzden bunun gibi beyaz örtücü boyalar
kullanabiliriz. Bu da kırtasiyede satılıyor. Aslında bu bir düzeltme kalemi diye geçiyor. Yanlış yapılan yazıların filan düzeltilmesi için satılan bir malzeme. Ama ben bunu bu resimde böyle kar taneleri ya da gece manzarası yaparsam, yıldızları yapmak için bunu böyle dokundurup bıraktığınızda, şurasından da biraz sıktığınızda böyle beyaz izler bırakıyor. Mesela şu resimde de yine burada şu deniz ışıltılarını, dalgaların köpüğünü bununla bu şekilde yaptım. Ama tabii bu yoksa eğer yine beyaz kalemler var. Bu beyaz kalemlerden de kullanabilirsiniz. Bu da yoksa beyaz sulu boya ya da guaj boyanız varsa fırçayla onları dokundurarak da bu tarz işlemler yapabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar pastel resimler, tablolar yapmak için ihtiyacımız olan malzemeler, ürünler bunlar. Bir sonraki videomuzda da bunların kullanımı ve pastel boyada renk karışımı, renk dağılımıyla ilgili bilgiler paylaşacağım. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.